Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok böyle farklı ve zor bir makyaj yapmak istiyorum. Pinterest'ten araştırdım birkaç makyaj ve karşıma çıkan... Azra emin ol şu an fısıldadığınız için. Böyle bir makyaj çıktı. Bunu aşırı aşırı beğendim. Ve sesleri boş verin. Ve bu makyajı size yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. O yüzden şimdi hemen başlarız. Öncelikle göz makyajı yapacağım ama cildimi nemlendirmek istiyorum. Body Shop'ın vitamin E nemlendiricisini kullanacağım. Geçen gün bir kız şey demiş. İşte ürünü nemlendiriciyi sürdüm. İşte yanaklarım kızardı hemen falan. Hani elimle böyle yapıyorum ya cildime. Yani doğal olarak yanaklar kızarıyor. Kız da onu şey diyor hani hem alerji yapıyor hem de övüyorsun falan diye yani. Neyse boş veriyoruz. Şimdi Maybelline'in bu Color Tattoo'larından ten rengi olanı kullanacağım. Bunu ben kapaklarını yanlışlıkla ikisini değiştirmişim. O yüzden neyi bilmiyorum. Bunu böyle parmağıma alıyorum. Bu likit bir ürün olduğu için göz kapağımı nötrleyeceğim ten rengi farla. Bu da Wet n Wild'in Comfort Zone paleti. Bu da benim ilk paletlerimden. Gerçekten de çok güzel bir paletti. Hala da çok seviyorum ve çok da övüyorum herkese. Fırçama. Flormer'ın Passion Dots Eyeshadow paletindeki şu bakır turuncu rengi alıyorum. Bununla kris bölgemi nötrleyeceğim. Böyle birazcık nötrlemeyeceğim. Bu nötrleme kelimesini ezberledim herhalde sürekli söylüyorum ama kris bölgemi boyutlandıracağım. Aslında keşke böyle elimde hardal rengi olsa ve mat bir renk olsa da yapsam ama maalesef elimde simli bir renk var. O yüzden böyle yapacağım ve inanılmaz tozutuyor ama önemli değil. Zaten daha cilt makyajını yaptım. NYX'in Sweet Cheeks allık paletinde kenarda bir turuncu renk var. Bunu alacağım birazcık. Bununla devam edeceğim. Bence çok güzel gidiyor şu an. Biliyorum biraz cidden karışık oldu. Oradan bir renk, buradan bir renk. Ama elimde hepsinin olduğu bir palet yok. O yüzden böyle karışık gideceğim. Ama hani sizde varsa çok şanslısınız ve o paletiniz varsa lütfen bu tarz renkler bana yazın. Çünkü gerçekten böyle kahverengi tonlardaki göz makyajlarına çok ihtiyaç bunlar renkler. Ama böyle elimde farklı paletlerden de birleştirerek yapabilirim. Yani bence çok büyük bir sorun değil bu. Böyle Sephora'nın bir paleti var bende. Bunu çok seviyorum. Gerçekten çok güzel ve Sephora her sene bu tarz böyle paletler çıkarıyor ve hangi derneğiydi? Unuttum. Ama böyle derneklere bağış yapıyorlar yani bu paletleri satışlarından. O yüzden bence çok da önemli ve cidden farları çok güzel. Ben şimdi şuradaki rengi alacağım. Sonra şu alttaki kahveleri sırayla kullanacağım. Artık birazcık hızlandıracağım burayı çünkü fazla uzayacak yoksa video. Yine aynı fırçamla devam ediyorum. Fazla böyle bir fırçayla hepsini yapabilirim diye düşünüyorum ve şimdi... Şu renklerin geçişini o kadar çok beğendim ki. Yani bu makyajda her zaman söylüyorum. Dağıtma işlemi çok önemli. Ama yani bu renk geçişi de çok güzel. Yani size tavsiyem kahverengi bir renk kullanacağınız zaman geçiş rengi genelde şey olsun. Turuncu tonları olsun. Gerçekten çok güzel duruyor. Yani şu an bu görüntüye bayılıyorum ve yani gerçekten çok ben hep böyle denemek istiyordum bu tarz bir makyajı ama hiç denememiştim nedense. Şu an denediğim için de aşırı mutluyum yani ve bunu mutlaka başka zamanlarda da yapacağım. Yani sadece öyle videoda yapıp bırakmayacağım çünkü gerçekten çok beğendim bu geçişi. Benim bu Wet n Wild'ın Comfort Zone paletinde şöyle yanar dönerli bir renk var. Bunu eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu elime alıyorum. Ve gözümün ortasına uyguluyorum. Ya, aynısını yaptı. Yaşasın. Aynı resimdeki gibi oldu.
İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Ben videoyu çektikten sonra makyajı sileceğim ve yatacağım. Bu makyaj böyle çürüp gidecek yani. Hiçbir şey yapamayacağım bu makyajla. Takma kirpik takacağım. Her Lush diye bir markanın Alina isimli kirpikleri. Bunları kullanacağım. Bu kirpikleri ben çok beğendim. Gerçekten aşırı güzel yapıları falan. Sadece bana gönderilirken de söylemiş hani doğal olsun falan diye ama benim için biraz fazla şeyler. Hani günlük kullanabileceğim birkaç tane var ama mesela bu Alina sanki biraz fazla uzun gibi geliyor. Bunu hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Ama gerçekten çok güzel görünüyorlar. İpek kirpikten yapılıyorlarmış. Instagram adresini aşağıya bırakırım. İsterseniz bakarsınız. Ben hemen takıyorum. Çünkü bu takma kirpik olayını siz binlerce defa gördünüz. Kirpikleri taktım. Şu an tabii ki hani cildimde hiçbir şey yok. Göz makyajımdan dolayı biraz size abartılı gelebilir. Şimdi cilt makyajını yapıyorum. Nemlendiricimi zaten sürmüştüm. L'Oreal Infallible 24 saat kalıcı fondötenini kullanacağım. Bu fondöteni ben çok seviyorum. Kapatıcı ve uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız buna bakın. Özellikle indirimlerde zaten daha da uyguna geliyor. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Büşra ile birlikte bir karar aldık. Ve fondöten detoksuna girdik. Yani bu tatil boyunca, karne tatil diyorum. Üniversitede ya da hala karne. Bu tatil boyunca şey yapacağız. Yani dışarı çıkarken falan hiçbir şekilde fondöten sürmeyeceğiz. Ben tabii ki videolar gereği kullanacağım. Ama hani mesela bir kullanacağım hemen sileceğim. Dışarı çıktığımda falan kullanmayacağım. Neden böyle bir şey yapmaya karar verdik? Çünkü ikimizin cildi bayağı böyle şey olmaya başladı. Sivilcelenmeye başladı ki artık hani ergenlikte de değiliz yani. Ve ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde bir çözümü olmuyor. Ama dedik ben bunu düşündüm, Büşra'ya da söyledim. Yani bir kimyasaldan uzak tutalım dedim ya cildimizi. Yani hiçbir şekilde ne maske ne peeling hiçbir şey yapmayalım. Belki bu yanlış da bir düşüncedir ama hadi bir de bunu da deneyelim dedim. Yani çünkü her şeyi yapıyoruz. Her markanın, her şeyini kullanıyoruz. Doktora gidiyoruz falan ama yine de bir işe yaramıyor ve yine sivilce çıkıyor. Bu kimyasallar belki bize fazla alerji yapıyordur diye bir karar aldık. O yüzden de kullanmayacağız bir süre. Bakalım bunu ne kadar uyabileceğiz ama umarım uyabiliriz. Maybelline'in Master Camo Concealer paletinden şu rengi falan, şu ikisini karıştırıp göz altıma uygulayacağım. Şimdi göz altımı yapayım hemen. Göz altım için de bu kullandığım turuncu farı alacağım. Far değil, alık hatta. Bunu böyle. Pretty by Flormark markasının Volumizing maskarasını uygulayacağım. Göz pınarlarıma aydınlık bir renk uygulayacağım. Kaşlarımı Maybelline ile dolduracağım. Ben Maybelline'in kaş ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Bu arada ben kaş konusunda çok başarılı değilim. Yani kaş şekillendirme falan. Günlük hayatımda gerçekten hiçbir şey yapmam kaşıma. Unutuyorum yani kaşıma bir şey. NYX'in 3 Step to Sculpt isimli bu paletinden highlighter ve bronzer'ını kullanacağım. Bu arada size bir oda turu da çekeceğim. Yeni bir oda turu. Çünkü inşallah siz bu videoyu izlerken yatak almış olacağız. Yani şu an çoğu şeyi değiştirdik. Bir tek yatağımız kaldı. Bu da şöyle oluyor. Hani hepsini farklı yerlerden aldık. Yatak inşallah tabii ki. Dolap olsun, bu makyaj masası olsun falan. O yüzden çok şey oldu. Karıştı kaldı. Ve son olarak allık kaldı ve ruj kaldı. Allık da bu paletteki kullandığım rengi kullanayım ki uyumlu olsun. Çok beğendim. Lan ben en egoist insanım acaba? Neden kendime bakıp çok beğendiğimi söylüyorum ama Inglot'un bu dudak kalemini alacağım. Bunu kullanacağım. Çok güzel bu dudak kalemi gerçekten.
Neden bu üstündükten sonra direkt böyle şey geliyor insana? Bana o çok oluyor. Sonrasında Pretty by Flormer'ın Matte Liquid Lipstick'lerinden 7 numara Dark Rosewood rengini kullanacağım. Bu kolyeyi çok severek aldım ama aldığım günün ertesi günü kolyem zincirinden çıktı ve zincirine takamadım hiç. Bayağıdır da takmıyordum. Böyle şimdi farklı bir kalın bir şeyle birleştirdim falan. Bu arada takılarımı da soruyorsunuz arada. Söyleyeyim ondan. Yani takı konusunda çok bir yetenekli biri olduğumu düşünmüyorum ve günlük hayatımda gerçekten hiç takı takmam. Ama şey, böyle işte video için falan arada takıyorum. Genelde takılarımı da herhangi bir takıcıdan alıyorum. Yani özel bir yerden almıyorum. Yolda geçerken gördüğünüz çoğu takıcıda hani bulabileceğiniz tarzda şeyler. Öyle yani, bunu da söyledikten sonra videomu kapatabilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle elimden geldiği kadar bu tatilde size video atmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir makyajı. Eğer beğendiyseniz lütfen uygulayın ve uyguladığınızda benimle de paylaşın. Çok mutlu oluyorum çünkü sizin yaptığım makyajları yaptığınızı gördüğüm zaman. Ve cidden çok uzun bir video oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tıklamaya, kanala abone olmayı unutmayın. Bu cümleden gerçekten soğumaya başladı. Ve kendinize çok iyi bakın. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Umarım tatiliniz çok güzel geçer. Umarım karneleriniz çok iyidir. Kötüyse bile üzülmeyin. Gerçekten benim de karnelerim her zaman çok kötü olmuştur. Bunun bence çok bir önemi yok. Tabii ki önemli ama önemli olan üniversite... Yani üniversitede nereye gittiğiniz daha önemli bence karnelerdense. O yüzden moralinizi bozmayın. Ben üniversiteye girdiysem herkes girer. Çünkü benim karnelerim gerçekten çok kötüydü. Ve bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel kalın. Hoşçakalın.